Mimarlık ve illüstrasyon topluluğu olarak düzenlediğimiz dönemin 3. Meet etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde Profesör Doktor Celal Abdügüzel hocamızı konuk ediyoruz. Kendilerine de bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Öncelikle Abdü hocamızı tanıttıktan sonra etkinliğimizin ilerleyişinden bahsedeceğiz. Sonrasında sunumlara başlamak üzere sözü Abdü hocamıza bırakacağız. Celal Abdügüzel 1960 yılında Ankara'da doğmuştur. 82 yılında ODTÜ Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 83 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış, 87 yılında öğretim görevlisi, 94 yılında yardımcı doçent doktor ve 96 yılında doçent doktor olarak ODTÜ'de devam etmiştir. 2012 yılında profesör unvanını alarak akademisyen hayatına devam etmektedir. Abdügüzel bir süre İngiliz hükümeti bursu ile Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi'nden mimarlıkta eleştiri üzerine çalışmalar yapmıştır. Şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürmekte ve 4. sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Mimarlık ve tasarımla ilgili araştırma ortamı oluşturmayı ve proje üretimini amaçlayan CAK Mimarlık Atölyesi'nin kurucusudur. ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Anabilim Dal Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği ve Mimarlar Derneği 1927 Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Profesör Doktor Güzel'in kuram, eleştiri ve tasarımdaki pek çok ulusal ve uluslararası yayını vardır. Çeşitli yarışmalarda seçici kurul üyeliği yapan Güzel, 4. birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Sayın Abdügüzel'in uygulanmış ve devam etmekte olan pek çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan Mattum Araştırma Merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülünü kazanmıştır. Mimarlık mesleğine katkılarından dolayı Sayın Celal Abdügüzel 2019 yılında Türk Serbest Mimarlar Derneği ödülüne layık görülmüştür. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa yöneltebilirsiniz mikrofonu isteyerek. Sözü burada bitirerek Celal hocama bırakıyorum. Biraz heyecanlı bir şey var. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Burada olmak her zaman çok güzel. Bizim okulumuzda, Gazi Üniversitesi her zaman böyle bir iç içedir. Hocalarıyla, öğrencileriyle, Ankara'nın iki köklü okulu olarak. Onun için ben böyle biraz da evimde hissederek geliyorum. Dolayısıyla pek böyle konuk gibi değilim açıkçası. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu daveti yapan arkadaşlar biraz böyle projeler üzerinden gitmemi istediler. Ben de kendi projelerimi getirdim. Duyulmuyor mu arkada? Arkada duyulmuyor. Duyuluyormuş. Tamam. Yani bu sunumla ilgili olarak benden bazı projeleri tanıtmamı istediler. Kendi çalışmalarımı, ama ben bunu tabii biraz da kendi bastığım zeminden hareketle bir böyle eleştirel süreçle bağlantılı olarak anlatmaya çalışacağım. Sunumun da başlığı eleştirel bir süreç olarak mimarlık. Çünkü pek çok yerdeki konuşmamda, yazılarımda söylüyorum. Aslında mimarlık tasarımı dediğimiz şey istesek de istemesek de her şeyden önce eleştirel bir süreçtir. Bir değerlendirme, bir anlama, bir yorum katma sürecidir. Bunu yaparken de bazı önceliklerden hareket ediyoruz. Ve bu öncelikler bir yandan bize veriliyor, bir yandan kendimiz değerlendiriyoruz. Bütün birikimimiz ve pozisyonumuzla beraber de bütün bunları harmanlayarak bir yandan ne olacağına, öte yandan ne olmayacağına karar veriyoruz. İzin verirseniz ben de oturayım. Mimarlık tabii geliyor mu arkaya sesim arkadaşlar? Geliyor. Geliyor, değil mi? Tamam. Ya mimarlık aslında o kadar geniş bir varoluş zeminine sahip ki biz mimarlık dediğimiz zaman bir yandan böyle bir işte çok seçilmiş elit, ondan sonra öne çıkan, simgeleşen, hakikaten tasarım açısından bir incelmişlik barındıran yapılardan bahsediyoruz.
Öbür uçta da bir barınma sorununun sonucu olan aslında insanların mekansal gereksinime cevap veren herhangi bir şeyden bahsediyoruz. Bütün bu skala içinde bizim içinde var olduğumuz yaşam çevresi aslında aynı başlıkta toplanan ama birbirinden çok farklı olan mimarlıklar barındırıyor. Bunların hepsinin olumlu ve olumsuz belki yanları var veyahut her biri farklı tartışma çerçeveleriyle birlikte geliyor. Şimdi tasarım dediğimiz şey hepiniz biliyorsunuz en az iki şeyin bir amaç doğrultusunda ve bir bağlam içinde belli bir yaklaşım benimsenerek bir araya getirilmesidir. Aslında bu paragraf pek çok şeyi bir arada içeriyor. Yani birden fazla nesne, düşünce, fikir vesaire bir araya geliyor. Bir bağlamın içinde oluyor bunlar. Tek başına olmuyor. Yani etrafında başka şeyler oluyor. Bu tarihsel bir süreç, kültürel bir süreç, fiziksel bir bağlam olabilir. Ve bütün bunları bir araya getirirken de bir araya getirenin bir pozisyonu oluyor. Bir dünyaya bakışı oluyor. Öncelikler sistemi oluyor. Değerler sistemi oluyor. Bunun sonucunda yeni bir şey ortaya geliyor. Bir yeni bir anlam oluşuyor. Bu tek tek nesnelerin oluşturduğu anlamdan farklı olarak. Bu işlem değişim içinde tekrarlara açıktır. Kademelenmeler içinde oluşur. Yani bizim ilk başta gördüğümüz ve algıladığımız şeyle detaylara gittikçe algıladığımız şey arasında farklılıklar vardır. Ama şunu unutmayalım, aslında iki şeyin bir araya gelmesi için, eğer geometrik böyle bir uzayda isek, sonsuz sayıda alternatif vardır. Bunu hepiniz zaten işte eskiz kağıtlarının böyle masaya serdiğinizde üst üste çizgiler çizdiğinde biliyorsunuz ki aslında sınırsız alternatifler içinden bir tanesini seçerek veya birkaçını seçerek ilerliyoruz. Bir aradalığa karar vermek aynı zamanda sonsuz sayıda bir aradalık alternatifini yok etmeyi gerektirir. Yani o eskiz kağıdı sonunda bir projeye dönüştüğü zaman üst üste çizilmiş çizgilerin birçoğundan vazgeçiyoruz ve sonuçta biz bir tanesine karar veriyoruz. Bu anlamda tasarım ne yapılacağı kadar ne yapılmayacağına da karar vermeye yönelik bir süreçtir. Öte yandan da aslında deminki şeyin benzeri biçimde ölçekler arasında da bir farklılık var. Yani biz mimari tasarım dediğimiz zaman işte bir merdiven tasarımını da anlıyoruz. Tek bir konutu da anlıyoruz. Bir konut sitesini de anlıyoruz. Bir kent parçasını da anlıyoruz. Yani işte iç mimarlık ölçeğinden kentsel tasarım ölçeğine giden bir çokluk içinde konuşuyoruz burada. Şimdi başta söylediğim, yani bir takım seçilmiş örnekler var. Genellikle bizim mimarlık kuramını ve tartışmasını üzerinden götürmeye çalıştığımız. Bunlar böyle düşünülmüş, düşüncesini açıklamış, karşılığında işte akademi ortamında veya profesyonel ortamda etkileri, yansımaları olmuş örnekler. Bir de tabii bunun gündelik hayatta vücuda gelme şekli var. Aslına bakarsanız bizim mimarlık tarihi kitaplarımız işte bütün bu şeyi binlerce yıllık serüveni işte 300-500 yapı açısından anlatmaya çalışıyor ama insanlık tarihine baktığımızda milyonlarca yapı var bir araya gelen. Biz bunların içinden cımbızla seçerek bir şey oluşturuyoruz, bir tartışma zemini oluşturuyoruz yapı bazında. Ama aslında yaşam çevresi, kentsel çevre, fiziki ortam ve mimarlık dediğimizde büyük harflerle karşı karşıya kaldığımız, içinde yaşadığımız böyle bir çevre. Son derece eklektik. Ondan sonra zaman içinde üst üste eklenerek, değişerek, dönüşerek oluşmuş bir çevreden bahsediyoruz. Başta söylediğim şey çok önemli. Bütün tasarım süreçleri... Çok özür dilerim, açık kalmış. Bütün tasarım süreçleri gibi mimarlık tasarımı da eleştirel bir süreçtir. Yani bundan neyi kastediyoruz? Biz
bir takım verileri değerlendiriyoruz. Değerlendirirken bunun önceliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bir bağlam içinde anlam atfetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz tasarım yaparken eleştirel bir süreci hayata geçiriyoruz. Ve sonuçta yaptığımız şey tek başına bir anlam ifade etmekle beraber içinde yer aldığı bağlamın da bağlama bağlı olarak da anlamını dönüştürüyor ve o bağlamı dönüştürüyor. Şimdi eleştiri sözcüğü Latince köklerine gittiğimiz zaman crit'ten geliyor biliyorsunuz criticism. Ayırt etmek, yani farklılıklarını farkında olmak, anlamakla ilgili bir süreç. Çoğu zaman popüler kültür ortamında işte bir değer atfetmeye yönelik olarak kullanılır. İyi, kötü, güzel, çirkin, beğendim, beğenmedim vesaire gibi. Ama özü itibariyle anlamaya yönelik bir süreç. Onun için tasarım her şeyden önce önünüze gelen problemi anlamak, çok boyutlu olarak anlamak. Yani işte bir işveren var, yapının yer alacağı bir fiziksel ortam var, içinde yer aldığı tarihi ve kültürel bir ortam var, problem öncelikleri var. Bütün bunların bazıları size somut veri olarak veriliyor, bazıları verilmiyor. Ama bütün bunların ötesinde de tasarımı yapan kişinin bir birikimi ve var olma biçimi var. Kültürel, ideolojik tercihleri var. Bütün bunlar bir araya gelerek bir tasarım sürecini oluşturuyor. Bağlamsallıktan kastım, bu bir fiziksel bağlam olabileceği gibi doğal bir bağlam veyahut işte tarihi bir bağlam olabilir, kültürel bir bağlam olabilir, ekonomik bir bağlam olabilir, ideolojik bir bağlam olabilir. İşte biz mesela demin konuşuyorduk, sohbet ederken şu anda bir ekonomik kriz yaşıyoruz, bütçeler kesilmiş vaziyette. Dolayısıyla bu mesela yapı yapma biçimlerini, önceliklerini, alışkanlıklarımızı etkiliyor. Veyahut işte Antalya'da yaptığınız bir yapıyla Venedik'te yaptığınız bir yapı ister istemez birbirinden farklı oluyor. Ama bazı yapılar var. Bunlar da bağlamı belirleyecek bir güç barındırıyorlar. Yani işte Moshe Safdie'nin Habitat'ı gibi aslında düz bir yerde, Kanada'da, büyük bir arsada ama öyle bir tasarım ki kendi içinde bir bağlam yaratmaya başlıyor. Keza işte Tophane'de ki dönüşüm projesi vesaire. Mimarlık aslında referanslar barındırarak var oluyor. Yani üst solda bizim ODTÜ Mimarlık Fakültesi son derece modern, yalın bir bina, brutalist bir bina ama içinde bir tane kapı var. O işte Han Kapısı diye geçer. Herkesin taktığı isim o. Bir anlamda işte geçmişe, geleneğe referans veriyor ve o bütün içinde bir aidiyet ilişkisi kurmaya çalışıyor. O bütün uluslararası dilin yerden bağımsız var olma biçimine karşı bir yere bağlanma arayışı olarak anlaşılabilir, değerlendirilebilir. Veya bu daha böyle süzülmüş, düşünülmüş bir şekilde. Örneğin Sedat Akgeldem'in bugünlerde satılığa çıkarılan ve aslında AHAN ödülü alan Zeyrek Sosyal Sigortalar Binası sağ altta. Bu yeni mimarlık anlayışıyla, çağdaş bir işte modern mimarlık anlayışıyla geleneksel bir anlayışı bütünleştirmeye çalışıyor. Kimse aslında Sedat Akgeldem'e giderken bir sigortalar genel müdürlüğü binası yapacağız derken ya bu işte biraz da geleneksel şöyle olsun böyle olsun demiyor. Bu bütün verilerin içinde kendisi başka dayanacak noktalar, yapıya değer ve anlam katacak, programla birlikte yapının değerini arttıracak bir takım veriler katmaya çalışıyor. Yani o ta ilk başa dönersek tasarımın bileşkelerini çoğaltarak bir karmaşıklık, bir zenginlik yaratmaya çalışıyor. Tabii tek zenginlik o değil, aynı zamanda yapı topografik olarak ilginç bir yerde yer alıyor. Dolayısıyla o topografya ile kurduğu ilişki de işte arasındaki geçişler vesaire yerle kurduğu aidiyet ilişkisi ve bağlam ilişkisini getiriyor.
Tabii mimarlık aynı zamanda bir dil özelliği taşıyor. Yani biz yapıların işte cephelerine, bir takım elemanlarına, mekansal özelliklerine bakarak onun işte ne zaman yapıldığını, nerede yapıldığını, nasıl bir grup için yapıldığını, ondan sonra kullanıcı grubun aşağı yukarı işte gelir seviyesini, zevk ve beğeni seviyesini, kültürel özelliklerini anlayıp okuyabiliyoruz. Dönemsel olarak bunlar değişebildiği gibi bağlamsal olarak da değişebiliyor. Biz de buna tersten giderek bir anlam atfediyoruz yani okuyarak. Kendimiz yeni tasarım yaparken de bu anlamları değerli buluyorsak, sürdürülebilir buluyorsak bugünün içinde yeniden anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Bir başka özelliği istesek de istemesek de mimarlık yer çekimine direnen, ayakta durması gereken, işte bir takım yanal yüklere, bu depremde olduğu gibi, kendi ağırlığına direnmesi gereken bir yapı olduğu için bir inşai öz, esas barındırıyor. Dolayısıyla yapısal ve tektonik bir varoluşu var. Dolayısıyla zaman zaman bu tektonik varoluş bazı tür yapılarda, bu mühendislik yapıları dediğimiz işte köprüler, geniş açıklıklı yapılar vesaire olabilir, yüksek kuleler olabilir. Kendiliğinden bu yapısal özellikleri öne çıkarıyor ve birdenbire yapısal özelliklerin bir aynı zamanda dil özelliği olduğunu görüyoruz. Öte yandan bazı yapılarda da bu aslında bir doğrudan mimari dil olarak işte Calatrava'nın bu istasyon örneğinde salon örneğinde olduğu gibi doğrudan bir mimari dil olarak kullanılabiliyor. Tabii zamanla bir temsiliyet söz konusu. Yani biz mimarlık yapısı içinden, üzerinden onun dönemini, kullandığı motif, plan tipi, tektonik kurgusu, bitirme malzemesi vesaireyle anlayabiliyoruz ve bir zamanla yapı arasında bir ilişki kuruyoruz. Dolayısıyla mimarlık istesek de istemesek de bir zaman ve çağ bilincini temsil ediyor. Yani yapıldığı dönemle ilişki kuruyor. Bu her zaman bir süreklilik ilişkisi olmayabilir. Yani zamanın gerçeklerini reddetmeye veyahut onu görmemezlikten gelmeye, unutmaya yönelik bir şey de olabilir. Onu aşmaya yönelik bir şey de olabilir. Tam o zamanı temsil etmeye yönelik bir şey de olabilir. Ama baktığımız zaman zamanla mimarlık arasında istesek de istemesek de bir ilişki oluşur. Şüphesiz bir kimlik değeri var çokça üzerinde konuştuğumuz. Yani yapıların bazılarına baktığımız zaman işte mimarını bilmeyebiliriz, tam olarak nerede olduğunu bilmeyebiliriz ama dilinden hareketle, tektonik varlığından hareketle veyahut zaman içinde kültürel olarak bıraktığı izlerden hareketle ya bu yapı işte şurasıdır, burayı temsil ediyor diyebiliriz. İşte Eyfel'de olduğu gibi Eyfel'de Paris işte özdeşleşmiş kavramlardır. Veyahut işte bu evlere baktığımız zaman ya bunlar işte muhtemelen Hollanda'da işte kanal kenarındaki evlerdir diyebiliriz. Mimarlık aynı zamanda diğer disiplinlerin eleştirel tartışmalarına ve ürettiği bilgiye bir geçirgenlik barındırır. Dolayısıyla biz sanattan, sinemadan, ütopyadan, edebiyattan, işte endüstriyel tasarımdan, resimden, romandan, her şeyden mimarlıkla ilgili bir şey öğreniyoruz. Bunun tersi de söz konusu. O alanların hepsi de mimarlıktan bir şey öğreniyorlar veyahut mimarlığı doğrudan kendi üretim alanları için kullanıyorlar. Mimarlık aynı zamanda çok büyük bir şemsiyeyi tanımladığı için çok sayıda bileşene yer açtığı için işte mobilyadan tutun aydınlatmaya, havalandırmaya, strüktürel malzemeye, cephe malzemesine vesaireye araştırmaların pek çoğunda
teknoloji geliştirmeye yönelik, malzeme geliştirmeye yönelik, iklimle ilgili konularda vesaire araştırmaların çoğunda bir temel zemin oluşturur. Ve o tartışmalarla iç içe var olur. Bu isterseniz işte yukarıda gördüğümüz stadyumun örtüsü gibi bir şey olsun, isterseniz aşağıda gördüğünüz bir böyle iklim duyarlılığı, enerji verimliliği gibi konularda gelişmiş bir araştırma olsun. Kent ve mimarlık ideolojiktir. İstesek de istemesek de. Çünkü biz kent üzerinden gelir dağılımını, gelir dağılımı adaletsizliğini, ondan sonra çevreye karşı olan duyarlılıklarımızı, tarihe karşı olan duyarlılıklarımızı, insan ilişkilerini, bir takım öncelikleri okuruz. Yani baktığımız zaman işte burada bir böyle bir yolun ayırdığı iki ayrı dünyayı görüyoruz. Aslında bunların fiziksel şekillenişleri bir mimari tercih olmaktan çok bu şekillenişin arka planını oluşturan bir sürü girdinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Neler var bunun içinde? İşte yasal yönetsel zeminler, gelir dağılımıyla ilgili öncelikler, sosyal statüler, ondan sonra ve bütün bunların getirdiği yaşama koşulları. Dolayısıyla biz mimarlık üzerinden toplumsal öncelikleri, toplumsal değerleri okuma şansına sahibiz. Tersten gittiğimizde de bizim çizdiğimiz her çizgi aynı zamanda ideolojik bir anlam ifade eder. Sosyal konuları, sosyal çalışmaların arka planı ve yansımasıdır mimarlık. Yani işte toplu konutlara baktığımızda, evsizlere baktığımızda, aile yaşamına baktığımızda, bunun farklılaşma biçimine, coğrafyalara bağlı olarak baktığımızda biz mimari mekanlar üzerinden sosyal yaşamı, sosyal öncelikleri ve bunların kente yansımalarını, kentin de bu öncelikleri şekillendirme biçimini, kentin ve yapının izleriz. Şüphesiz başka tasarım ortamlarıyla mimarlık iç içe yer alır. Yani bir yapı bir sanat eseri barındırır. Bir işte çoğu zaman bir başka tasarım ortamının öncelikleriyle beraber var olabilir veyahut onu kullanır, ona arka plan oluşturur. Tersten gidildiğinde de zaman zaman bazı tasarım ortamları mekansal anlamlar içerir veya mimariye yakınlaşır. O aradaki çizgiyi çizmek, ya bu bir tasarım mı, sanat mı? Ondan sonra böyle bir tasarımın yapılabilmesi için bir inşaat mühendisliği örneğin desteği gerekir mi, gerekmez mi? Bu şeyler tıpkı mimarlıkta olduğu gibi bağlamı anlama dönüştüren şeyler mi değil mi? Bütün bunlarla ilgili bir sınır belirsizliği yaşarız. Ama bütün bunların ötesinde en önemli özelliği mimarlığın bir tüketim biçimi olmasıdır. Bir tüketim şemsiyesi ve arka planı olmasıdır. Yani tükettiğimiz nesnelere bakın, işte gıdadan giyime, ondan sonra hediyelik eşyadan, ondan sonra işte mobilyaya, sanat ürünlerine vesaire. Bütün bunlar aslında bir mekanın parçasıdır, bir mekanda stoklanır. O mekan zaman zaman onlar için bir mazeret, bir meşruiyet zemini yaratır. Yani işte hepimizin evleri var, işte bunun olmazsa olmazları var, kültürel olarak kabul gördüğümüz, değil mi? Ev dediğimiz zaman aklımıza ister istemez bir takım vitrifiye malzemeler, kaplamalar, mutfak, ondan sonra mobilya, işte çerçeveler, resimler, ondan sonra yastıklar, aklınıza ne gelirse geliyor. Dolayısıyla bir tüketim ortamıyla mimarlık her zaman iç içe var olan, onu bir şekilde, onun bir arka planı olan, dolayısıyla da bizim yaptığımız
her yapının, her çizginin bu tüketim ortamına dönüştürücü, ondan etkilenen, onu etkileyen bir katkısından söz etmek mümkün. Çok girdilidir. Yani ben mesela hep mimarlığı seçmek isteyen öğrencilerle konuşurken onları cesaretlendiriyorum. Geçen gün bir söyleşte de söylüyordum, bunun içinde hiç suçluluk hissetmiyorum. Çünkü mimarlığın şöyle bir avantajı var, bu geniş şemsiyeden kaynaklanan. Mezun olduğunuzda bile kendinize var olabileceğiniz bir niş bulabiliyorsunuz. Bunun doğrudan tasarım ya da yapı yapma etkinliğiyle ilişkili olması gerekmiyor. İşte bu emlak pazarlamadan tutun da şantiyede çalışmaya, mobilya tasarımından tutun da işte akıllı teknolojiler geliştirmeye, yazılımlar yapmaya veya işte bu şey ortamda sanal gerçeklik ortamında var olmaya varan bir şey içinde yer alıyor. Bir yatırım alanıdır. Yani işte ev dediğimiz şey her şeyden önce bir güvence bizim için. Paralarımızı biriktirme biçimi, ona değer kazandırma biçimi bugünlerde çok konuşuluyor. İşte konut bulamamak mesela bütün hayatımızı etkiliyor. Başımızı sokacak bir yerden başlıyor. İşte böyle lüksümüzü, refahımızı temsil ettiğimiz kimliğimiz olan bir mekana doğru gidiyor. Dolayısıyla bir yatırım alanı. İşte baktığınız zaman bütün etrafınızdaki büyük ve kompleks projeler aslında sadece mimarlığın değil, aynı zamanda ekonominin, ondan sonra bankacılık sisteminin, sigorta sisteminin, tüketim alışkanlıklarının, tüketim önceliklerinin oluşturduğu böyle bir büyük bir havuzun bilgi birikiminin ve onun yansıması olarak ortaya çıkıyor. Ve bu birikim kendisini garantiye almaya çalıştığı zaman aslında bakarsanız da sağ tarafta gördüğünüz gibi ister istemez denenmiş, sınanmış tek tip mekanlardan oluşuyor. Yani yatırım riski arttıkça, büyüdükçe mimarlık riski azaltılmaya çalışılıyor ki yeni denemelere açık olunmuyor. İşte dünyanın her yerinde shopping mall dediğiniz zaman aşağı yukarı aynı tür yapıları görüyorsunuz. Bütün bunlar aslında mimarlığın bir çok boyutlu algı olduğunu gösteriyor. Mimarlık tasarımının da çok boyutlu algı olduğunu gösteriyor. Yani bir ufacık çizgi çizerken onun başka bir çizgiyle birleşmesini, dış mekanla, topografyayla, yandaki yapıyla, tarihi geçmişle, kültürle ilişki kurmasını düşlerken, tasarlarken, tartışırken aslında böyle bir çok genel bir dünyaya ister istemez çok boyutlu, almaşık, çok girdili bir dünyaya referans veriyorsunuz. Bu işimizi bir yandan çok zorlaştırıyor, bir yandan da kolaylaştırıyor. Çünkü bütün bu referansların ötesinde bir de tasarımcının kendi varoluş biçimi, kendi öncelikleri, kendi ideolojisi ve olayı yorumlama biçimi var. Bu ikisi bir araya geldiğinde de ortaya bir tasarım çıkıyor. Ve bu tasarım ister istemez bütün bu girdiler arasında bir öncelikler silsilesi. Benim için ne önemli ne daha az önemli. Benim hitap ettiğim insanlar için ne önemli ne daha az önemli. Bu çevre için ne önemli ne daha az önemli gibi bu bir araya gelen, zaman zaman birbiriyle çatışacak kadar farklılaşan, birbiriyle çelişen girdiler arasında bir uzlaşma arayışına giriyoruz. Bunu yaparken de önceliklerimiz var, hiyerarşik bir dizgi oluşturuyoruz. Şimdi bu nedenle ben zaman zaman her tasarım bir uzlaşma arayışıdır diye söylüyorum. Çünkü sonuçta bir şeyi seçtiğiniz zaman aynı zamanda çok sayıda şeyden de vazgeçiyorsunuz ve onları göz ardı ediyorsunuz. Ve bakın aslında dünyadaki pek çok nitelikli proje, öne çıkmış proje aslında bu kararı iyi verebilen ve bunun zeminini bulabilen projelerdir. Yani ilk başta gösterdiğim Sydney Opera binası işte çok büyük bütçelerle denizle